Merhaba, bugün KobiRP programımızda satış faturaları ekranındaki ajandaya kaydet ve belgeyi yedekle işlemlerini inceleyeceğiz. Öncelikle işlemlerden fatura ve satış faturası ekranına giriş yapıyorum. Daha sonra bul butonu ile daha önce oluşturmuş olduğum faturamı ekranıma getiriyorum. Çift tıklayarak faturamın detayına giriyorum. İlk seçeneğimiz ajandaya kaydet. Ajandaya kaydet seçeneğini herhangi bir ürünümüzün üzerine sağ tıklayarak bu kısımda bulunan ajandaya kaydet butonu yardımıyla yapabiliriz. Ajandaya kaydet, vade tarihine tahsil edilecek fatura şeklinde bir kayıt atar ve günü geldiğinde ajanda bizi tahsil edilecek faturalarınız var şeklinde uyarır. Öncelikle vade tarihinde bir değişiklik yapalım. 20.03.2022 şeklinde ayarlıyorum vade tarihini ve ürünüme tekrar sağ tıklayarak ajandaya kaydete tıklıyorum. Tamam diyorum. Ve bu şekilde satış faturamı ajandama kaydetmiş oldum. Ajandama sağ üstte bulunan kısa yol yardımıyla gidiyorum. Bu kısımda 20 Mart'a tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi tahsil edilecek fatura şeklinde cari hesabı, tarihi, belge numarası, açıklaması ve tutarı işlemi yapan kullanıcıyı ekranıma getiriyor. 20 Mart tarihinde KobiRP'yi açtığımda bu ekran önüme gelecek ve beni uyaracak. Çıkış butonu ile takvimden çıkıyorum. İkinci seçeneğim belgeyi yedekle. Belgeyi yedekle işlemini kullanabilmek için öncelikle ayarlardan firma tanımlarına girmemiz gerekiyor. Arabul yardımı ile firmamı buluyorum. Ve sağ üst kısımda bulunan yedekleme ayarlarına tıklıyorum. Yedekleme ayarlarının yapılmış olması gerekiyor. Bu kısımdan yedeklemenin yapılacağı bağlantıyı seçiyorum ve firmayı da seçiyorum. Yedekleme işlemini aktif hale getir butonuna tıkladıktan sonra kaydet diyorum ve tamam butonuna tıklıyorum. Daha sonra çıkış yapıp tekrar faturama döndüğümde belgeyi yedekleyebilmek için önce onayla butonuna tıklamamız gerekmekte. Onayladıktan sonra herhangi bir ürünümün üzerine sağ tıklayarak belgeyi yedekleye tıklıyorum. Yedekleme başarılı uyarısına tamam diyorum ve bu şekilde bu faturamı diğer firmaya da aynen aktarmış oldum. Bir de bunun kontrolünü yapalım. Yukarıda bulunan firma butonuna tıklıyorum ve yedeklediğim firmaya geçiş yapıyorum. Yedeklediğim firmaya geçiş yaptıktan sonra işlemler, fatura ve satış faturası ekranına giriyorum. Bul butonu ile yedeklediğim satış faturasını bu ekranda görebilirim. İçine girerek detaylarının da aynı olduğunu görebilirim. Eğer aktarım yapacağımız firmada cari, stok, depo tanımları yoksa bunları program kendisi oluşturur ve satış faturası yedekleme işlemini ondan sonra yapar.